Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi israhli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvizu emri ilallah. İnnallah basirun bil ibad. Euzu billahi l-azim ve bi veçhil kerim. Ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alel khayri velev esîrâ. İlemû enne afdelel kitâbi kitâbullah. Ve afdelel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ. Ve kulle muhtesin bid'a. Ve kulle bid'atin dalâle. Ve kulli dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasıl en nebî sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme ennehu kâl. Râvime enfü racülin zükirtu indehu felem yusalli aleyh. Ve râvime enfü racül dehal aleyhi ramadân sümmen selâh kable en yuğfere leh. Ve râime enfü racül edreke indehu ebevâhul kibar felem yudhilâhu el cenne. Sadaka Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zâm aleyhüm salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbâhları rıdvanullahu teâlâ aleyhi mecmâinin bil cümle mü'min ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar vaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmâinin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşafirlerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, geçmişlerimizin, bu cami-i şerifin yaptıranların, bugüne kadar gelmesine katkısı olanların, bu cami-i şeriften güzeran eden emme, hutaba, müezzinin, kayyimin, cemaat-i müslüminin, bu civarlarda metfumundan evliya, ulema, sulaha, şüheden münat, tüm geçmişlerimizin rivaçin el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi l-Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Recep ayı içindeyiz. Üç ayların birincisi. Bu üç aylar Recep, Şaban, Ramazan müminlere özel olarak verilen bir hediye. Çok kazanılan sevapları ibadet edildiği zaman sevaplı çok olan bir aylar. Her zaman Cenab-ı Hak müminlere bol bol ihsanda bulunuyor ama bir de böyle özel Recep, Şaban, Ramazan, Şerif bu üç aylarda özel tarife uygulamış. O nedenle ben şu hadiste size hatırlatmak istedim. Yani fırsat kaçırılmayacak fırsatlardan olarak. Râime enfü racülin zükirtu indehu felem yusalli aleyye. Şu adamın burnu yere sürtsün. Bu adamın kafası çalışmıyor. Adam olmaz. Ben yanında anıldım. Benim adım Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dendi. Ama bana salavat getirmedi. Çünkü bana bir salavat getirene melekler 10 salavat getirir. O salavatı alırlar. Medine'deki kabrime getirirler. Allah cesedime ruhumu iade eder. Beni diriltir. Ben o müminlerin selamına cevap veririm. Hadis-i şerif var böyle. Ayrıca bana salavat getirene melekler 10 salavat getirirler. Böyle müjdeli hadisler var. Bunu kaçırıyor bu adam. Böyle adamın kafası çalışmaz. Bunu yere süssün. Gene bir başkası رَوْمَ اَنْفُ رَجُلٌ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَزَانٌ سُمَّنْ سَلَحْ قَبْلَ اَنْ يُغْفَرَ لَهُ. Ramazan'a sağ salim yetişti. Yolcu da değil, hasta da değil. Ama Ramazan'da oruç tutmadı. Oruç tuttu ama orucuna yarışmayacak şeyler. Yok böyle değil. Orucu güzel tuttu. Gözünü haramdan, kulağını, dilini haramdan sakındı. Güzel bir oruç tuttu. Gündüzleri oruçlu, geceleri teravih namazlarla
namazlarını da hiç aksatmadan kılarak Ramazan'ı bitirdi. Sıfır. Anadan doğduğu gibi, günkü gibi günahlardan arındı. Ramazan'ın sonunda böyle oruç tutan bir mümin ölse doğru cennete diyor Peygamberimiz. Adam Ramazan gelmiş, oruç tutmamış. Tutsa bile gün zor tutmuş, namaz yok. Sahura kalkmak çok önemli. Duaların kabul olduğu saatler bütün peygamberlerin sünnetidir sahura kalkmak. Çok sevaplı bir an ama adam uyku yatıp da uykudan uyanmak zor geldiği için Ramazan'da oruç tutuyor, namaz yok. Sabaha kadar da kağıt oynuyor. Sabaha karşı yemin yap yatıyor. Böyle değil. Bunun burnu yere sürtsün diyor. Kafası serif. Böyle bir imkan var. Ramazan gelmiş. Bunları yapsan da tertemiz olsana. Bu adam da burnu yere sürtsün. Evet. Şimdi Recep'i bitiriyoruz. Arkasından Şaban. Evet, Peygamberimiz bile dua etmiş. Allah'ım barik lena fi Recep ve Şaban ve bellina Ramazan. Allah'ım Recep-i Şerif'i, Şaban-ı Şerif'i hakkımızda mübarek kıl. Bizi Ramazan'a yetiştir diye. Allah Ramazan'a yetiştirsin inşallah. Günahlarımızı affettirecek şekilde güzel Ramazan geçimizi nasip etsin. Gene bu yapmayan adamın da bunu yere sürsün. Bir de وَرَيْمَنْ فُرَجُلٍ اَدْرَكَ عِنْدَهُ اَبَوَاهُ الْكِبَرِ فَلَمْ يُخِلَاهُ Yaşlı annesine babasına beraber hayatta olmuşlar. Annesi babası çaptan düşmüş. Ayakta doğru dürüst yürüyemiyor. Asasıyla titriyor. Gözü görmüyor, kulağı duymuyor. İhtiyaçlarını karşılamıyor. Böyle aciz bir durumda. Böyle anası babasına bakan adam, evet, cennet anaların ebeveynin ayakları altındadır. Bu fırsatı kaçırmış, bakmıyor anasına babasına. Bu adam da bunu yere sürtsün. Bunu da sürtsün. Bir mümin yaşlı anasına babasına bakarsa onun ihtiyaçlarını maddi manevi fiili ihtiyaçlarını görürse Allah onun için iki tane ihtiyarladığında bakıcı halk eder diye de hadis var. Bunu hiç yapmamış adam bu fırsatı kaçırmış. Bunun da bunu yere sürtsün diyor güzel Peygamberimiz. Ben de Tirmizi'nin Hakim Müstedrek'inde Ebu Hureyre'den naklettiği bu eserimi hatırlatıyorum Ramazan'ın arifesinde. Evet, Rufiyel kalemu antelaze. Üç kişiden kalem, yani sorumluluk kaldırılmıştır. Evet, teklif. Evet, teklif. Allah'ın şunu yap, bunu yapma. Teklif bu. Bu teklif üç kişiden kaldırılmıştır. Anin naim hatta yestaykıza. Uyuyor adam. Uyuyunca şuur kalmaz, akıl kalmaz. Ne yaptığını bilmez. Uyuduğu anda bir şeyler kırıyor, döküyor, yaralıyor birisini. Farkında olmaksızın elini hareketiyle. Evet, bu uyuyan adam uyanıncaya kadar buna sorumluluk yoktur. Ceza verilmez. Ceza verilmez. Yani müptela hatta yebra. Hasta adam. Hasta adam. Mesela deli. Mecnun. İyileşinceye kadar ona da ceza yoktur. Sorumluluk yoktur. Evet. Vani sabiyyim hatta yekbura. Sabi. Küçük çocuk. Evet. Şimdi onu arz ediyorum size. İnsanın yaş dönem, insanın hayatının dönemleri şu kısımlardan ibarettir. 0-7 yaş arasında, evet, bunlar sabi çocuklardır. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaş koymuş, 7 yaşına kadar sabi diyor. Fakat şimdi çizgi filmleri, şunlar bunlar, çocuklar bunlarla uğraşıyorlar. Sanki 7 yaşından evvel çocuklar sabiliği bitiriyorlar. Bunun ölçüsü fıkıh açısından, bir çocuğa eline para vereceksin, git bakkala, işte kibrit al gel, sabun al gel, soğan al gel, ekmek al gel, şunu al gel, karıştırmadan getirdi mi, alıp geldi mi, temyiz kudretine sahiptir. Yaşı
5 olsun, 6 olsun. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaş olarak şey etmiş. Şimdi bu ölçü fıkıhta bu, böyle göndereceksiniz. Karıştırmadan bu işi yaptı geldi mi temyiz kudretine sahiptir. Evet, şimdi 0-7 yaş grubu veya size dediğim gibi böyle alışverişi karşılığını yapan seviyeye kadar sabi çocuktur. Sabi çocuklardan şey yoktur, sorumluluk yoktur, ceza kaldırılmıştır. 7 yaşından bu sabi çocuklar camiye de getirilmez. Evet. Şimdi buraya ziyarete geliyor, kanuni ziyarete geliyor, buradaki büyük zatları ziyarete geliyor. Hoş geldi, sabah geldi, güzel yaptın. Gelmişken namazı kılıyor, ne kadar güzel. Ama çocukları buraya salıyor. Çocuklar, küçük çocuklar, 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında, sabi çocuklar. Hatta yanına getiriyor, sizin aranıza sokuyor çocukları. Bunlar yanlış. Cennebü sıbyâneküm ve mecânîneküm anil mesâcid. Hadis-i şerif budur. Bu Cevat Hoca'nın fetvası değil. Peygamberimiz yetki sahibidir. Onun emridir. Sabi çocukları, delileri diyor camiden uzak tutun diyor. Koşarken düşüyor, birbirlerine kavga ediyor. Nasıl bağırıyor? Burada namaz kılıyoruz, kafamız takılıyor, namazın tadı kalmıyor. Çocuk çünkü cami olduğunu bilmez ki. Evet, sabi çocukları camiye getirmeyin diyor Peygamberimiz. Çişini eder, kakasını eder. Bilmez ki cami olduğunu. Evet, bunu ben Kâbe-i Muazzama'da gördüm. Anlatırım her zaman aklıma geldikçe. Yoruldum, kenarda dinleniyorum. Oturuyorum, bir Arap karısı getirdi, salıverdi 6-7 tane çocuğunu. Çünkü bizim gibi güzel ormanları, parkları yok. Kâbe-i Muazzama'da geniş, klimesi de oh buz gibi ne güzel. Salıverdi çocuklarını, kendisi gitti bir yere. Çocuklar koşarken bir tane çocuk işedi. Evet, gözümle gördüm. Ondan sonra bizim Türkiye'den bir kafile Ömrü'ye gelmiş. Geçerken bir baktı, yerler yaş. Aa, zemzem dökülmüş dedi. Sidik yahu. Şimdi sidiğin üstünde namaz kılınsa namaz kabul olmaz. Pis, çünkü çocuk sidiği de olsa pistir. Neden Peygamberimiz sabi çocukları getirmeyin dedi. Bak bilmiyor ki çocuk. Cami olduğunu işedi oraya. Annesi de orada meşgul. Haberi yok çocuğun işediğinden. Sabi çocukları camiye getirmeyin. Deliler de böyle. Deli de bilmez ki, aklı yok. Evet, ama mümeyyiz çocukları getirin. Mümeyyiz de işte arz ettim ki Peygamber 7 yaşında demiş. 7 yaşında namaza alıştırın diyor. Camiye alıştırın, eyvallah. Ben de diyorum ki bu çizgi filmlerden dolayı çocuk erken gelişmiş olabilir. Eline para verin, bakkala gönderin. Karıştırmadan getirdiyse mümeyyiz çocuktur. Büluğa kadar temyiz dönemi, erkeklerin rüya görmesi, hamamcı olması denir. Kadınların hayız görmesi. Büluğa kadar orası temyiz yaşı. Bu temyiz yaşı çocuklar hala mükellef değil. Yani namaz kılma, oruç tutma gibi şeylerle mükellef, yükümlü değil ama ağaç yaş iken eğilir. Alıştırın diyor Peygamberimiz. Yavaş yavaş alıştırın, camiye götürün. Evet, mükellef olmadıkları halde. Bunlar caminin ne olduğunu bilir çünkü aklı eriyor. Ama Efendimizin burada da emir var. İlk safta önde mükellef erkekler. Sonra mümeyyiz çocuklar. Sonra en arkada da kadınlar duracak camide diyor. Bu onun emri. Ama getiriyor vatandaş, cemaatin arasına çocuğu koyuyor oraya. Bunu arkaya gönderin, kaybolur diyor. O zaman sen de git arkaya oraya. Peygamberin emri bu yahu. Bu senin benim halledeceğimiz mesele değil ki. Peygamber böyle istiyor. Çünkü güzel peygamberim, safları düzgün tutun, sık tutun, tarassu, kaynayın birbirinize diyor. Sık tutun, arada boşluk bırakmayın. Çocuk mükellef değil, o çocuğun bulunduğu yer boş sayılır. Peygamberin bu emrine karşı geliyorsun. Ayrıca çocukları arkaya koyun dedi, bu emrine karşı geliyorsun, mübarek adam. Hocam bir sünnet ya alt tarafı, sakın söylemeyin. Men tehavene sünneti fakat tehavenel Kur'an.
benim sünnetimi değersiz gören, önemsemeyen kimse Kur'an'ı önemsememiştir, değersiz görmüştür. Neden? Atiullah ve atiur Rasul. Allah'a ve onun peygamberi Muhammed Mustafa'ya itaat edin. Allah'ın emridir. Ve tebi'un nebiyyel ümmi, ümmi peygamber Muhammed Mustafa'ya tabi olun. Bir adama tabi olmak için emrini tutacaksın, yaptığını yapacaksın, beğendiğini beğeneceksin. Ona uymak, tabi olmak böyle olur. O da böyle söylüyor. Çocukları arkaya durdurun diyor. Sabi çocukları getirmeyin diyor. E sen bunu yapıyorsun, alt tarafı sünnettir deme. Deme. Çünkü benim sünnetimi hafife alan, önemsemeyen, Kur'an bak emir verdi. Peygamber tabi olun dedi. Kur'an'ı önemsememiştir. Ve men tehavenel Kur'an hasret dünya vel ahire. Kur'an'ı önemsemeyen, önem vermeyen de dünyada da ahirette de hüsrandadır. Hiçbir adam olamaz. Peygamber sözü. Evet, şimdi birçok şeyler, sünnetler çiğneniyor. Camide çiğneniyor. Evet, her zaman söylüyorum. Bu Cevat Hoca'nın fetvası değil. Bütün fıkıh kitaplarında var. Ezan okunurken, kâmet getirilirken diyor Peygamberimiz el ezanu cezmün vel ikameti cezmün. Müezzin efendi. Buranınkini demiyorum canım. Bütün müezzinlere söylüyorum. Allahu ekber, Allahu ekber deme güzel kardeşim. Çünkü el ezanu cezmün vel ikameti cezmün. Ezan tekbirleri Allahu ekber, Allahu ekber diye tutarlı, cezimli okunur diyor. Peygamber sözü bu. Cevat Hoca'nın sözü değil, fetvası değil. Kâmet getirirken de Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu deme ya müezzin efendi. Kâmet de cezimlidir diyor. Peygamber sözü bu yahu. Peygamber bu, ne yani? Deme yahu bak. Benim sünnetimi hafife alan, önemsemeyen, Kur'an'ı önemsememiş olur. Peygamber oyun sözünü hiç saymış olursun. Onu da önemsemedin mi? Dünyada da ahirette de hüsrandasın diyor. Peygamber söylüyor. Onda onun hadisi bu. Basit demeyin. Peygamberin sünnetlerini önemseyin ki adam olasınız. Evet efendim. Şimdi bu yaş konusunda küçük sabi çocukları çocuğu getirmeyin camiye. Arz ettiğim gibi. Temiz yaşındaki çocuklar mükellef olmamakla beraber alıştırma bakımından camiye getirilebilir. Bu buluğa erinceye kadar temiz yaşıdır. Aynı zamanda temiz yaşındaki çocuğu odasına ayıracaksınız. Temiz yaşındaki çocukla anne baba aynı odada yatamaz. Odasını ayıracaklar. Kız kardeşini de ayıracaksınız temiz yaşına geldikten sonra. Böyle dini şeyleri var. Evet, şimdi bu kimseler bir suç işleseler cezai sorumluluğu olmaz. Çocuk yahu da ama mali sorumluluğu olur. Bunu kırmızsa parasını alırız. Evet, hapsetmeyiz ama, kolunu kesmeyiz, hırsızlık yapsa ama, cezai sorumluluğu yoktur ama mali sorumluluğu vardır. İmam Serahsi 26. cüz 86. sayfa, Kâsani 7. cilt keza 67. sayfa. Onlardan aktarıyorum. Çocuğun, mümeyyiz çocuğun mali sorumluluğu olur. Anası babası öder. Çobanı çünkü. Çobanlığı iyi yapmadığın sorumluluk. Kanunda da böyledir. Çocuğuna bakmazsan sen tazmin edersin. Dinimizde de böyledir. Evet efendim. Bu erkeklerin rüya görmesi, hamamcı olması, kadınların hayız görmesiyle sorumluluk dönemi başlar. Ve o zaman insan müstakil insan olur. Yani anası babası zengin olsa bile buluğa ermiş çocuk müstakil kişidir. Anası babası ölmemiş, miras kalmamış. Çocuğun da kuruşu yok. Siz bu talebeye zekat verebilirsiniz. Müstakil kişidir çünkü o. İlla ona verin demiyorum. Yani verirseniz geçerlidir. Çünkü zekat fakir Müslümanın hakkıdır. Hani talebe vakfınız var, talebe oku diyorsunuz. Anası babası da sağ, miras da kalmamış. Dükkanı da yok, çarşısı, pazarı da yok. Müstakil kişi sayılır. Zekatınız geçerli olur. Evet,
ve tam sorumluluk dönemidir. Namazını kılacak, orucunu tutacak. Eğer bir yerden, dedesinden, burasından şey geldiyse, hediye mediye malı varsa zekat verecek. Zekat verecek. Evet efendim, tam ehliyetli dönemidir. Ve de buluğa ermiş çocuk fıkıh açısından babasından izin alıp ben ayrı dükkan açacağım diyebilir. Müstakil iş kurabilir. Müstakil kişidir. Müstakil sorumluluğu vardır. Dinde şeysi bu, illa ayrılın. Ayrı yaşayın demiyorum ama böyle, hukuk açısından böyledir. Evet, bu müstakil, bu yaşa geldiği zaman cezai sorumlulukları vardır. Maddi sorumluluk da vardır. Yani kısas yaparız, diğer cezaları veririz bu yaştaki kimselere. Evet, şimdi tabii de tazir cezası var. Yani Kur'an'da, hadiste cezası belirlenmemiş, bir suç işlemiş, ülül emir, devlet böyle adamlara cezalandırabilir toplumun yararı için. Buna tazir cezası denir. Temiz yaşındaki olanlara da işte böyle tazir cezası gerekiyorsa, çocuğun kişiliğine göre şeytan gibi çocuk, hırsızlığı kendine şey edilmiş, evet daha henüz yaşı buluğa ermemiş ama oho neler aşırıyor. Ha, devlet tazir cezası olarak, şer'i cezası, devletin şeysi olarak terbiye maksadıyla tecrit edebilir, hapsedebilir. Zararını önlemek için bunu arz ediyorum. Evet, şimdi böyle buluğ yaşına ermiş çocukların kendisi müstakil kişi olmakla beraber anneleri, babaları hala sorumludur. Bir kere ta yatağa girerken anlatıyoruz. Besmelesi yatağa girmeyecek anne baba. Aksi halde veşârikum fil emvâli vel evlâd. O çocuk, olacak çocukta şeytan suyu var. Ortak ol diye izin vermiş Allah Zülcelal Hazretleri. Besmele'yi unutmayacak ana baba, sorumlu. Ondan sonra haram lokma yedirmeyecek anasına. O çocuk o gıda ile beslenecek çünkü. Evet, doğduğu zaman ne güzel adetimiz var. Sağ kulağına ezan okunur, sol kulağına kamet getirilir. Dinimizin özü olan La İlahe İllallah Muhammed Resulullah onun kalbine ilk giren söz olur. Ondan sonra güzel at konur. Çok önemli güzel at koymak. Şimdi bakıyorum ben, ilgi çeksin diye manasını bilmediği kelimeleri bir İrem diyor. Halbuki İrem Yemen'in güneyinde çok azgın bir kavim adı. Allah'ın lanetine uğramış. Kur'an'da böyle. İrem kızını İrem diyor. İrem kahvanesi diyor. İrem bilmem nesi. Ya sen Müslümansın. Lanet yağıyor ya oraya. Kötü adamların anıldığı yere lanet diye var. Salihlerin anıldığı yere de rahmet diye var. Hadis var böyle. Böyle işte ilgi çeksin diye mesela bazı kötü atlar koyuyorlar. Birisi böyle bir kötü at koymuş kızına. O da komşu demiş ki Cevat Hoca'ya sor. Telefon açıyor. Benim kızımın adı şu. Fahişe. Ya dedim kızın orospu olmasını ister misin sen? Oğlum dedi. Dedim onun manası bu demek. Hem sonra kötü atların kişiliğe etkisi var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle kötü at taktığı zaman bir adam değiştiriyor onu. Değiştirin diyor. Kötü sözün insanın kişiliğine etkisi var. Bu bilimsel bir gerçek. Ceza hukukunda böyledir. Adama sen de diyorsun ya 40 defa ne diyesen olur diye. Bunun ilimde yeri var. Adam adı hırsızsa mesela, hırsız diye diye hırsız oluyor adam. Denenmiş, uygulanmış. Onun için iyi at koyacaksın çocuğuna. Babanın sorumluluğu. Haram lokma iş etmeyeceksin. Sağlığı yedireceksin. Sağlığı içireceksin. Besme çekmeyi öğreteceksin. Evet, 7 yaşından sonra dediğim gibi şeyleri yapacaksın. Buluğa erdiğince müstakil kişi oldu bitmedi. Babanın sorumluluğu, ananın sorumluluğu ölünceye kadar devam eder. Evlense bile oğludur. Namazını kıl, orucunu tut, zekatını ver diyecek.
Şimdi oğlan delikanlı, hülüva ermiş. Namaza kaldırmak babanın görevi, ananın görevi. Kapıyı açıyor, bakıyor ki öyle tatlı uyuyorlar ki mışıl mışıl. Kıyamıyor. Ey baba, ey ana. Sen oğluna kıyamıyorsun ama oğlumu namaza kaldırmadığın için sana kıyacaklar. Küllüküm mes'ulin an ra'iyyetihi. Ailenizden sorumlusunuz diyor Allah. Peygamber sözü bu. Neden kaldırmadın oğlunu, kızını namaza diye? Hesap vereceksin. Ve'mur ehleke bis salati. Allah'ın emri. Karına, oğluna, kızına namaz kıl, oruç tut, zekatını ver diye. Her zaman, bir gün değil, bir defa değil, her zaman söyleyeceksin. Sorumlusun. Sorumluluk devam eder ama tabii kişilik buluğ çağından sonra müstakil kişilik olduğu için bizzat kendisi de sorumludur. Böyle insan hayatın şeyleri vardır. Şimdi 40 yaşına kadar gençlik dönemidir. 40 yaşından sonra 55 yaşına kadar olgunluk dönemidir. Ondan sonra da ihtiyarlık dönemidir. Böyle hayatın şeyleri var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize bu ölçüleri vermiş. Ben de size hatırlattım. Babanın sorumluluğu işte böyle. Sabi çocukların sorumluluğu yok. Evet. Mümeyiz çocukların cezai sorumluluğu yok ama tazi cezası olarak devlet tedbir olarak onu tedbir alabilir. O manada var. Ama maddi sorumluluğu var. Buluğ verdikten sonra kısas uygulanır. Şer'i cezaların tamamı uygulanır. Evet, şimdi ihtiyarladıktan sonra bir de ma'tuh var. Evet, hadiste de geçiyor zaten. Evet, istersen oradan okuyalım. Rufiyel kalemu fil haddi anissagir. Hatta yekbura. Bu şey sabi çocuktan şer'i cezalar kaldırılır büyüyünceye kadar. Mesul değildir. Benin naimi hatta yasaygı. Başka bir hadis-i şerif bu. Uyuyan da uyanıncaya kadar yaptıklarında cezai sorumluluğu yoktur. Benil mecnuni hatta yufika iyileşinceye kadar deride sorumlu değildir. Benil ma'tuhi elhalik bunak. Evet, bunamış. Ama kafası çalışmayacak bir bunamışlık var. Hani çok da güzel söylüyor da ara sıra da karıştırıyor. Bunda var. Bunda sorumluluk var. Ama şimdi söylediğini arkasından yalanlıyor. Karıştırıyor. Ankava gitmiş. Böyle siz ona Alzheimer mı diyorsun? Ne karın ağrısıysa. Ama bizde matuh. Onlar bunun da sorumluluğu yok. Bu şekilde ama dikkat ederseniz. Hep birbirini yalanlıyor. Ne dediğini kendi de bilmiyor. Kimse de anlamıyor. Bunun da cezai sorumluluğu yoktur. Ama adam zengin, tazminat alırız. Bir şey gırdı döktüyse onu yaparız ama ceza vermeyiz. Bu hadis-i şerif de onu söylüyor. Vanil ma'tul halik. Böyle dediğim, arz ettiğim şekilde iyice bunamış kimsenin de sorumluluğu yoktur diyor. Bu Sevban Hazretlerinden nakledilmiş bir Taberani'nin hadis-i şerifidir. Evet efendim. Bunlara dikkat edeceğiz. Çoluk çocuğumuzu ölünceye kadar sorumluyuz. Evlense bile namaz kıl oğlum, namaz kıl kızım. Sıkıştıracaksın. Ya ölenmiş, evlense de senin anası babasısın. Hakkım helal etmen filan diye sıkıştırmak, yani o yola gelecekse onu kullanabilirsin. Gene helal et de hani korkutmak için. Ne yolla olursa olsun onu namaza alıştıracaksın. Onun anası babasısın. İpleri koparmayacak şekilde devamlı onunla meşgul olacaksın. Sorumluluk var. Rek'atani min raculin veri' aftale min elfirekaden min muhallit. Evet. Şimdi namaz kılmayla ilgili bir hadis-i şerif okuyoruz. Şüpheli şeylerden, haramlardan sakınana müttaki denir. Şüpheli şeylerden sakınana vara sahibi denir. Efendimiz burada diyor ki vara sahibi, şüpheli şeylerden de uzak duran bir adamın
iki rekat kıldığı namaz, karıştıranın bin rekat namazından daha üstündür. Ya namaz kılıyorum ama bir şeyler karıştırıyor işte. Hep bir sigaraya çatıyor diyeceksiniz de, sigara içiyor mesela. Camiye nasıl çekiyor? Sigara haram, zehir olduğu kesin. Zehir içmek de haramdır. Eskiden mekruh biliniyordu. Sigaranın müthiş bir zehir olduğu ilmen ortaya konunca sigara haramdır güzel kardeşlerim. Arkadaşınıza, sevdiklerinize mutlaka söyleyin. Haram içinde ölen adamın son anı çok tehlikelidir. Çok tehlikelidir. Sigarayı bombul gibi içerken ölürseniz Allah herkese iman nasip etsin ama çok tehlikelidir. Mereti atsın. Ayrıca bu yönü olmakla beraber evinde hanımı içmiyor. Masum çocuğu içmiyor. En çok zararı da sigaranın evdekilere, içmeyenlere. O masum çocuğun hakkını nasıl ödeyeceksin sigara içen baba? O hanımın hakkını nasıl ödeyeceksin sigara içen efendi? Çok sorumluluk iştir. Atın mereti gitsin. Atın gitsin. Yoksa ben şahsen sigara içenin cenazemi kılmak istemem. Çünkü talebe olarak okudum, imamlık yaptım. Öyle ikindi namazlarımı Hafız Ömer Siirtli kılardı. O zaman sigara haram değildi. Kitaplar mekruh yazıyordu. Yani sigaranın müthiş zehir olduğu bilinmiyordu 1960'lı yıllarda. Benim namazlarımı okuldurverdi hafız. Tersinden Kur'an'ı okur durmadan. Öyle kuvvetli hafız. Ama öyle sigara içerdi ki böyle. Beni de çok severdi. Benden 5 kuruş da almazdı. Fî sebîlillah kıldırdı namazlarımı. Oğlu da hafız. Ölmeye yatmış. Beni sevdiği için benim demiş cenazemi Mustafa Hoca yıkasın demiş. Ben de bekarım, gencim. Oğlu geldi böyle dedi, öldü dedi babamın dedi. Vasiyeti yerine getirmek lazım. Adamın bize hakkı var. Ben de korkuyorum. Ya elini kaldırır da yakalarsa beni. Gençlik bu yani. Neyse müezzinim yaslı. Allah rahmet eylesin Saadettin Efendi. Sen yıka dedi, dedim ben su dökeyim. Vasiyeti böyle yerine getirip korkuyorum yahu. Genciz yahu. Evet şimdi cenazeyi yıkarken böyle yıkarsınız, karnını böyle bastırırsınız, arkadan sırtından kaldırırsınız şöyle ki aşağıdan bir şeyler varsa çıksın gitsin, kefeni batırmasın diye. Kaldırdım, böyle bastırdım. Aşağıdan bir şey çıkmadı ama şu iki burundan öyle bir siyah şeyler çıktı ki mahalleyi kokuttu. Şimdi o gözümün önüne geliyor. Ki o zaman daha sigaranın zehir olduğu bilinmiyordu. Kerahattı. Mahalleyi kokuttu. Yılların şeysi bu içeride borularda kalmış. Ben sıkıştırınca buradan aktı. Öyle felaket koktu. Yani şimdi size söylüyorum. Namaza durduğumuz zaman Efendimiz buyuruyor ki müminler, melekler gelir sizin namazda okuduğumuz Kur'an'ın şerefinden hisse almak için ağzını ağzınıza dayar, sizin okuduğunuz Fatih'i diye çeker. Sigara içen nasıl kokuyor aman ya Rabbi. Şahsen benim midem bulanıyor sigaradan dolayı. Kusuyorum. O kadar fena kokuyor. O melek o Kur'an'ın şerefini almak için çeker. Sen de sigara içiyorsun, müthiş kokuyor. Diye çeker bunu. O meleğin abisi kim? Azrail aleyhisselam. Abi bunu öğürttü beni. Midemi bulandırdı bu benim diye. Ona şikayet ederse, o Azrail aleyhisselam senin canını nasıl alır? Bir düşünün. Sigara içenler. Yani bu böyle benim uydurmam değil. Evet. Şimdi Azrail aleyhisselam
büyük insanlar İbrahim Aleyhisselam görüyor, peygamberler görüyor. İbrahim Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam geldiğinde merhaba deyip gidiyor. Demiş ki, sevmediğin, kızdığın bir adamın canını alırken hangi kılıkta alıyorsun demiş, sormuş Azrail Aleyhisselam. Bunlar tefsirlerde yazıyor. Azrail Aleyhisselam demiş ki, ne işin var lan senin gittin? Sen Allah'ın halilisin demiş. Allah aşkına demiş, Allah aşkına demiş, o kılığını bana bir göster. Yani sevmediğin adamın canını alırken hangi kılığa girdiysen onu bir göster. Allah aşkına dedin mi mutlaka yapacaksın. Allah aşkına kelimesini ararken buldum bunu yani. Öyle deyince kızdığı, sevmediği adamın canını alırken ki kılığa bir girmiş Azrail Aleyhisselam. Ateşe dayanan İbrahim Aleyhisselam bayılmış düşmüş o kılığın dehşetinden. Bunu bilimsel kaynaklar yazıyor. Kızdığı adamın canını alırken girdiği kılıktan, şekilden, korkusundan İbrahim Aleyhisselam bayılmış düşmüş. Ayılınca demiş ki, bence demiş cehenneme gerek yok, şu kılığın yeter demiş. Sigara içenlere söylüyorum, ben uydurmuyorum. Bunu tefsirlerde yazıyor. Sen de Müslümansın, böyle çekip durma. Bunu da hatırlatıyorum, sen bilirsin yine. Sen bilirsin yani. Evet, benden hatırlatma. Evet efendim, matuh, böyle sözsüz. Evet, şimdi namaz kılan adam böyle sigara içmiyor, dedikodu yapmıyor, şüpheli şeylerden uzak duruyor, güzel namaz kılıyor. İki rekat kıldığı namaz diyor, karıştıranların bin rekatından aftalu min elf rekatin min muhallit. Karıştıranların iyi de yapıyor, kötü de yapıyor. Bin rekatından daha üstündür. Peygamber sözünü size arz ediyorum, duyuruyorum. Evet efendim, bu hadis-i şerifi de Hazreti Enes'ten nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Yani sözümüzde, yediğimizde, içtiğimizde şüpheli şeylerden de uzak durmamız lazım. Bakın görüyorsunuz iki rekatımız nasıl, ötekilerinki bin rekatı ne yani. Çok dikkat etmemiz lazım. Rekatani yerka'uhuma ibnu adam fi cuvfil leylil ahir. Hayrun lehu mined dünya ve ma fiha. Evet. Bir Müslüman beş vakit namazla mükellef kılacak. Bu borcum arkadaş. Ama elhamdülillah aziz milletimiz, atalarımız örf haline getirmiş. Namazların ön sünnetlerini de kılıyoruz. Son sünnetlerini görüyoruz. Araplar kılmıyor. Hallerini görüyorsunuz. Perişanlar. Bu aziz milleti Cenab-ı Hak ne kadar sıkıştırıyor, tutuyor, elinden kaldırıyor. En son 15 Temmuz'da kurtardı bizi. Darmadağın edeceklerdi. Dünya uğraşıyor. Sünnet kılıyoruz çünkü. Peygamber sünnetini kılıyoruz. Ayrıca bu sünnetlerin dışında akşam namazından sonra evvabin namazı vardır. Kur'an-ı Kerim'de hafızlar bilir. Bütün peygamberler evvab diye adlanır. Geceleri kalkarlar, Allah'a yalvarırlar. Allah'ım böyle evvab, ah diye yanıp tutuşan. İnnehu evvab. Neyse peygamberden bahsediyor. İnnehu evvab. Evvabin de bu evvaplar demek. Bütün peygamberler akşam namazından sonra evvabin namazı kılıyorlarmış. İki rekat, iki rekat, iki rekat, altı rekat. Yatsıya kadar kılan var. Sınır yok ama çok kıymetli bir namaz. Gece kalkıp, yattıktan sonra gece kalkıp sabaha karşı geceyi üçe böl. Son üçte birinde kalkıyorsun. Orada iki rekat namaz kılıyorsun. Diyor ki, bir mümin gecenin son cevfil leylil ahir, gecenin son üçte birinde sülüsül ahir, baden nevm, uyumadan olmaz. Uyuyacaksın, uykunun tadını alacaksın, Allah için kalkacaksın namaz kılmaya. Uykunun tadına rağmen kalkacaksın, son üçte birinde
bir müminin kıldığı iki rekat teheccüd namazı, buna teheccüd namazı denir. Peygamberimize farz idi bu. Sabaha kadar kılardı, dizler şişti. Çok zevk alıyor. Sabaha kadar şişiyor, uyumuyor. Taha ma enzelna aleykel Kur'an li teşka. Habibim, biz Kur'an'ı sana böyle kendin eziyet et diye indirmedik. Ama Peygamberimiz ondan zevk alıyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife de rahimahullah da Kabe-i Muazzam'ın içinde iki rekat namaz kılmış. Akşam namazından sonra sabah namazına kadar Kur'an'ı iki rekatta hatmetmiş. Sen hadi yarım saat dursan ayakların zonguldamaya başlar, sızlamaya başlar. O Kur'an'la zevk almasa durabilir mi? İki rekatta Kur'an hatmetmiş ve bir gece tamamlamış. Böyle kahraman büyük insanlar. Resul-i Ekrem Efendimiz de ayakta şişmesine rağmen kılardı. Müminin diyor geceleyin, son gecenin son üçte kıldığı iki rekat namaz. Evet. Hayrun lehu mined dünya ve ma fiha. Dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha kıymetlidir. Daha hayırlıdır. Daha hayırlıdır. Evet. Efendimiz diyor ki levle en eşukka ala ümmeti lefaraztuhuma aleyhim. Eğer diyor şu gece namazının tadını o kadar muazzam, kazancı öyle muazzam ki ben de ümmetimi çok seviyorum. Sevabını çok alsınlar diye, onlara zor gelmeyecekse bu sevabı alsınlar diye farz derdim diyor. Peygamberin farz dediği farz olur. Allah o yetkiyi vermiş. Ama bizi çok sevdiği için yapamazlar diye farz dememiş. O kadar kıymetli olduğunu haber veriyor. Kalk iki rekat kıl yat yine. Evet, kalmışken dört olsun aldı. Kıl ya, karın ağrıtmaz. O kadar kıymetli bu gece namazı. İki rekatı dünya ve dünyadan daha hayırlıdır. Eğer zor gelmeyecek olsa, ümmetime zor gelmeyecek olsa farz derdim diyor. Teravih namazını Peygamberimiz cemaatle kılmadı camide 20 rekat olarak. Evet. İlk kıldığında hemen doldurdular sahabi Ramazan'da 20 rekat teravihi. Ertesi gün çıkmadı Peygamberimiz. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı yaptığı ibadet farz olur. Ümmetime farz olur. 20 rekat da çok yapamazlarsa sorumlu olurlar diye bize acınından camide cemaatte kılmamış teravih namazını. Aşe namazı yok, evde kılıyordu. Hazreti Ömer zamanında teravih 20 rekat, 2 rekat, 2 rekat, 20 rekat kılmışız cemaatle. Sahabiler de doldurmuşlar camiyi. Hazreti Ömer zamanında teravih kılmışlar cemaatle. Ne güzel yaptın. Ne var Allah merkada Ömer. Allah Ömer'in kabrini kıyamete dek nurlandırsın. Camiler kema nevvara mesacidene. Mescitlerimizi nurlandırdı teravih namazıyla, tekbirlerle, salavatlarla diye dua etmişler. İcmaen sabittir. Teravih namazı 2 rekat, 2 rekat, 20 rekat kılınır. Peygamber Efendimiz farz olur diye, ümmetim de yapamaz diye evde kılmış. Evet, şimdi öyle diyor efendim. Gece namazı eğer yapabilecek olsalardı farz ederdim ama diyor yapamayacaklarını biliyorum. Onun için farz demedim diyor. Ama dünya ve dünyadakilerden, içindekilerden daha hayırlıdır. Evet, o kadar muazzamdır. Gidin diyor yani, teheccüd namazını kılın diyor. Evet, Hassan bin Atiye'den nakletmiş. Evet, Abdullah bin Ömer'den nakletmiş. Şimdi teheccüden bahsettik, evabinden bahsettik. Bir de duha namazı var. Rek'atani minen duha. Tadilani indallahi bi haccetin umra. Mütekabbeleteyni. Kuşluk vakti. Güneş doğduktan bir saat sonra işrak vakti var. İşrak vakti namaz kılan güneş doğduktan 30-40 dakika sonra namaz kılarsanız bu bir saat içinde
ömre sevap alırsınız. Hadis böyle. Evet. O zamana kadar Kur'an okuyun, tesbih çekin, oturun, camiden çıkmayın. Hiçbir şey okumasınız, kıbleye dönün, oturun. Böyle güneş doğduktan işte sıkışırsanız 20 dakikaya kadar düşebilir. Evet, ondan sonra iki rekat kışrak namazı kılın. Bir ömre yapmış olursunuz. Bu bir saatten sonra öğle namazına işte 45 dakika kala ne kadar olan zaman kuşluk vaktidir. Diyor ki Efendimiz, bu kuşluk vaktinde kim iki rekat kuşluk namazı kılarsa tadilani indallahi bihaccetin ve umretin, hac ve ömreye mütekabbeleteyni, kabul olunmuş hac ve ömreye bedeldir. Eşittir sevabı diyor. İki rekatı. Evet. Bunu, bu kaçırılmaz yani. Hacca para veriyorsun. Zaman ayırıyorsun. Çatır çatır kemiklerin böyle çatırdıyor kalabalıktan. O kadar zahmetli. Ama iki rekat kuşluk namazı kıldın mı kabul olmuş hac ömre sevabı verilir diyor. Evabın ışık namazı ömre sevabına. Bu hac ve ömre sevabına kuşluk namazı. Evet, ben hadisler okuyorum. Bana elçiye zeval yok. Rekatani bi amametin afdal min seb'in rekaten bi gayri amame imame. Evet. Şu sarık. Diyor ki Efendimiz, sarıkla bir müminin kıldığı namaz, evet, afdal min seb'in rekat bi gayri amame. Sarıksız kıldığı 70 rekattan daha faziletlidir. 70 rekat namaz kılsan sarıksız, mesela şey, takke giyiyorsun. Daha baş açıklara sıra gelmedi. Takkeyle kılıyorsun, sarıkla değil. 70 rekat namaz kılandan daha kıymetlidir sarık. Bu resmi sarık. Esas sarık bu değil. Esas sarık böyle beyaz dastar derler bizde, işte böyle tül, onu saracaksın, uzantısını da aşağıya uzatacaksın, azebe derler ona. Omuza kadar uzatan var, sırtının orasına kadar, oturak yerine kadar uzatan var. Hadislerde böyle var. Esas sarık odur, bu resmi sarık. Ama bu da sarık yerine geçer. Sarıkla namaz, 70 rekat sarıksız namaz kılmadan daha sevaplıdır, daha faziletlidir. Hadis okuyorum efendim. Hadis okuyorum. Cabir Hazretlerinden, evet, Deylemi'nin naklettiğinde rekatani bi amame hayru min seb'in rekaten bila amame. Sarıklı namaz, sarıksız 70 rekattan daha faziletlidir şeklinde başka yerlerde nakledilmiş. Evet efendim. Şimdi tabii dışarıda kanunen yasak ama camide yasak değil. Cebinize, şuranıza öyle arkadaşlarımız çok var. Namazda durarken böyle koyarsınız, sararsınız, kıstırırsınız, kılarsınız, tekrar cebine sokar, işinize devam edersiniz. Camide suç değil. Dışarıda kıyafet kanununa aykırı. Şimdi pek karışmıyorlar ama kanun da böyle. Kıyafet kanuna aykırı. Evet, böyle kıymetli sarık. Evde mesela sarıkla namaz kılın. 70 rekattan kıymetli diyor. Peygamber söylüyor. Yani ötek sarıksız kabul olmaz demiyor. Ama sarık kılarsanız 70 rekattan kıymetli diyor. Niye kaçıracaksın bunu? Evde sarıklı kıl, namaz kıl. Evet, namaz sarıklı kıl evde. Evet. Yine Peygamberimiz buyuruyor, efendim buyuruyor. Rekatani bisivak. Affedersiniz. Ondan evvel başka hadiste var, onları da söyleyeyim, atlamayalım. Çok kıymetli. Rekatani minel müteahhil hayrun minesneyni ve semani rekaten minel azm.
Evlenmeyi Allah emretmiş. Fenkihu ma taba lekum minen nisa'i mesna ve sulase ve ruba'. Evet. Kadınlardan size helal olanlarla evlenin. Bir adamın kızın zina yapması muhakkak gibiyse evlenmesi farzdır fıkıh açısından. Şüpheliyse vaciptir. Bomba gibi oğlan, bomba bir kız kesinlikle zina yapmaz. Olsa bile sünnet-i müekkededir. Çünkü Peygamberimiz günah mı işleyecekti? Allah'ın bütün evlilik haklarını kullandı. Bütün peygamberler masumdur. Evlenmemek iyi bir şey değil. Allah'ın emri. Kadınlardan eğer erkekler size helal olanlarla evlenin. Hocam ben karnımı zor doyuruyorum. Bir de karı alacağım, bir de çoluk çocuk olacak. Onları nasıl yapayım? Evet. وَاَنْكِهُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ Ey veliler! Evlilikten kaçan bekarları evlendirin. وَالصَّالِحِنْ مُعِبَادِ اِنْ يَكُونُ فُقَرَى فُقَرَى يُونِهُمُ اللّٰهِ Dikkat, sen müminsin. Kendimi doyuramıyorum, çocuğumu nasıl doyuracağım deme. Kur'an'a inanan da adamsın. Allah fakirseler zengin kılar evlenince. Rızık kapılarını açar. Bu ayet indikten sonra Hazreti Ömer diyor ki, evlenmeden zenginlik peşine koşan aklına şaşarım diyor. Allah zenginliği evlenenlere vereceğini beyan ediyor diyor. Onun için besleyemem diye sakın o düşünceyle evlenmemezlik etme. Allah'ın ayetine rest çekmiş olursun, karşı gelmiş olursun. Çok tehlikeli, çok tehlikeli. Bir de Peygamberimiz öyle diyor işte bak. Evli adamın iki rekat namazı, bekar adamın 82 rekat namazından daha kıymetlidir. Buyurun. Ne kadar güzel bir şey bu. Bugün Amerika'nın, Avrupa'nın en büyük derdi vatandaş kadınlarının çocuk yapmaması. Biz orada kaldık. İlim adamıyız. Kongrelerine katıldık. Oğlan oğlanla evlenme kanunu var. Amerika'da da, Avrupa'da da. Bize de diktiriyorlar. Avrupa Birliği'ne girecekseniz bu kanun kabul etsiniz diye. Oğlan oğlanla evleniyor. Çocuk yapmıyorlar. Yabancılar da devletin çocuk yapsın diye bol para veriyor, özel doktor veriyor, prim veriyor. Bundan yararlanmak için evleniyorlar. Zenciler Amerika'da %50'ye dayandığı için zencileri otobüse bindirmiyorlardı. Pis, hayvan bile görmüyorlardı. Bundan dolayı Obama'yı, zenciyi başkan yaptılar. İhtilal olmasın devlette diye. Evet efendim. Ama Avrupa'da da durum aynıdır. Fransız Cumhurbaşkanı'nın ağzından televizyonda 3 defa dinledim. Fransız kadını çocuk yap, yabancılar iktidara gelecek diye. Hep anlatıyorum. Keşke oraları konferansa giderdim. Avrupa'da konferans veriyorum. Belçika'da olacak yanılmıyorsam. Davet ettiler, gittim. 30 bin kişilik kapalı spor salonu. Full dolu. Coştum, coşturdum. Güzel oldu. Biri kalktı dedi ki, ben dedi bu şehrin belediye başkanıyım, Türkçe. Çok güzel oldu dedi, beni böyle göklere çıkardı. Ben de dedim, benimle dalga mı geçiyorsun dedim. Hayır dedi, samimiyim dedi. Hocam dedi, dedim belediye başkanıyım diyorsun dedim. Burası dedim, Avrupa, Belçika. Bir Türk'ten daha güzel Türkçe konuşuyorsun dedim. Ondan dedim dalgam geçeyim diye. Ha dedi, hocam dedi ben Denizliliyim dedi. Hemşeriyiz dedi. Burada dedi biz dedi bu şehirde %51'i bulduk dedi. Avrupalı kadın çocuk yapmıyor. Bizimkiler de çocuk parası almak için Allah ne verdiyse %51'i bulduk, ben başkan oldum dedi. 80'li yıllardaydı bu. Aynı durum Amerika'da da var. En büyük dertleri de budur. Dikkat ediyor musunuz? Peygamber de, Allah da evlenin diyor. Çin, ben gittim. İnsanların kaldığı, fabrika işçilerin kaldığı yerlere siz hayvan bağlamazsınız. Abartmıyorum. Bir arkadaşım götürdü.
bir fabrikaya. O onlar konuşurken ben izin aldım fabrikanın müdüründen. Dedim ki işçilerle konuşayım. 14, 15, 16 yaşında kızlar. Bu kamera fabrikası o, gizli çeken kamera fabrikası. Bir tanesi konuşmadı. Kaç para alıyorsunuz? Ne zaman başlıyorsunuz? Hangi sendikası? Hiç konuşmuyorlar. Ondan sonra gece kaldığı yerleri gördüm onların. Asgari ücret falan hiç laf yok. Karın tokluğunu çalıştırıyor onları, hem de 13-14 yaşında kızları. Kaldıkları yer gördüm, hayvan bağlamazsınız. Devlet o kadar çok, 1,5 milyar, 2 milyar. Sokakta aşk alacağına, karın tokluğuna kalsın diye devlet teşvik ediyor bunu. Niye sen ücret vermiyorsun? Neden 8 saat çalışma şeyine uymuyorsun? Hiç söylemiyor. Yeter ki aç kalmasın diye. Böyle Çin, ama dikkat edin, sokakta çoğuyor çocuk, evleniyor, sokakta ölüyor. Öleler çok. Birleşmiş Milletler daimi üyesidir Çin. Bu kadar geri, iptidai olmasına rağmen nüfusu var, dışarıda bırakamıyorlar. Türkiye'nin adı yok. Dünya 5'ten büyüktür ama kimse almıyor. Nüfus güç demektir. Efendimiz de onu teşvik ediyor. Bekarın kıldığı namazdan, iki rekat namazdan, evli adamın kıldığı, evlenin, çoluk çocuğu sahibi olun. Sizin çokluğunuzla ben iftihar edeceğim, gurur duyacağım diyor mahşerde diyor. Burada da 82 rekat namazından daha hayırlıdır diyor. Evliliği teşvik ediyor, görüyorsunuz. Evet, evlenmeye devam. Çocuk yapmaya devam. İnşallah kanunu gibi dünyanın emir edecek bir devlet oluruz inşallah. Evet efendim, Hazreti Enes'ten bu şey nakledilmiş. Evet. Bu hadis-i şerif. Zekatani siva bir sivak. Misvakla namaz, misvak. Şu parmak kalınlığında, küçük parmak kalınlığında, bir karış uzunluğunda erak ağacından bir parça. Kabuğunu soyarsınız, bardağın içine ıslatırsınız. Biraz durduktan sonra o lif lif böyle sağdan sola, soldan sağa, aşağıdan yukarıya yaparsınız. Ağız kokusu olmaz, diş çürümesi olmaz. Ölümden başka her derde devadır diyor Peygamberimiz. Efendimizin vefat ederken son olarak elinden misvak düşmüş. O kadar önem vermiş misvak kullanmaya. Hacca gidenler bilirler, namaza durarken çekerler. Misvak kullanıyor. Siz yaparsanız dişiniz kanar. Çünkü siz misvak kullanmıyorsunuz. Devamlı kullansanız diş ağrısı görmezsiniz. Dişleriniz pırıl pırıl olur. Etleri de hastalık görmez, sert olur. Hiç, onun için böyle namazı durarken yaparlar, kanamaz. Çünkü her zaman yapıyor. Siz de her zaman yapın. Çünkü misvakla namaz, iki rekat namaz, afdalu min seb'ine rakaten bi gayri sivak. Misvaksız abdest alınarak kılınan 70 rekat namazdan daha hayırlıdır. Bunlar, koyun oraya kalsın, bunlar kaçırılır mı ya? Bunlar kaçırılır mı? Evet efendim, bu diş fırçaları bunun yerini tutar mı, tutmaz mı? Ben ses çıkarmıyorum. Diş temizliğidir, tamam, ama misvak hiç yan tesiri olmayan, Peygamber'in övdüğü bir erak ağacıdır. Ama biliyorsun kanserojen diyorlar, bilmem ne diyorlar, bilmem ne diyorlar. İlaçların hepsinin bir sakatlığı var. Misvak ağacını alırsanız, böyle kullanırsanız, İki rekat o abdest alarak aldığı namaz, 70 rekat misvaksız abdest alınan namazdan daha hayırlıdır. Evet. İkincisi, ve davetü sirr, davetün fis sirri afdal min sebine daveten fil alaniye. Evet efendim. Şimdi siz dua edeceksiniz Allah'a. Dua etmek güzel bir şeydir. Mümin
olduğunuzun alametidir. Çünkü Allah'tan istiyorsunuz. Senden başkası bunu veremez. Senin kapını çalıyorum. Sana inanıyorum. Senden umut ediyorum. Tam müminliğin alametidir dua etmek. Onun için dua edenleri Allah seviyor. Duayı gizli yaparsanız diyor Peygamberimiz, açıkta yapmanızdan daha güzeldir. Şey hariç, Arafat hariç. Orada herkes bir meydan toplanır. Orada lebbeyki de bağırarak yapacaksınız. Orası mahşer. Ama başka yerlerde duayı gizli yaparsanız aleni yapmanızdan çok daha üstündür. 70 kat üstündür diyor. Evet. Keza ve sadakatun fis sirri afdalu min sab'ine sadaka fil alaniye. Zekat değil. Zekat farzdır. Zekatı vereceksiniz ki vay bu kadar zengin zekat vermiyor dedikosunu önleyeceksiniz. Bir de zekat vereceksiniz ki dedikodu önlemekle beraber başka insanları da teşvik etmiş olacaksınız. Bu sebeple zekatı aleni vermek caizdir. Ama mesela zekatın dışında açık yersiz yurtsuz olanları gördünüz mü? Onları doyurursanız, giydirirseniz, para verirseniz sadaka mecbur olmadığınız halde belayı def eder. Cehennem ateşini söndürür. Allah sana kat kat verir. Böyle ama bu farz olmayan sadakayı kimse görmeden, kimse bilmeden verirseniz diyor ki bu da aleni verilen 70 sadakadan daha hayırlıdır. Zekat da böyle değil. Zekat dedikodu önlemek için, bu da zengin ama hiç zekat vermiyor duymadık dedirmemek için ve de başkası da versin teşvik olsun diye açıktan verilebilir ama farz olmayan diğer sadakaları kimseye haber vermeden gizlice verirseniz 70 defa aleni zekat sadaka vermenizden daha hayırlıdır buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledilmiş. Evet. Güzel Peygamberimizin bu sünnetlerini, bu hadislerini bellemeli, uygulamalı, başka müminlere de öğretmeli, onlara da haber vermeli. Böyle yaparsanız hep dualarımıza söylüyor. Peygamber söylüyor. Bunlar benim halifelerimdir diyor. Haliflerime Allah rahmet eylesin diyor. İki, Allah böylelerinin iki cihanda yüzünü ak çıkarsın diye dua ediyor. Bu kadar güzel. Evet, sünnete önem verelim, öğrenelim, uygulayalım. Cenab-ı Peygamber'in bu duasına nail olalım. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve tüb iley. Fatiha-i şerife, mal besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Malikü yevmid din. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l-müstakîm. Sırâta lezîne en'amte aleyhim ve'l âlemin. Üçer salavat-ı şerife. İkişer elem neşrah leke-i şerif. Mal besmele-i şerif. Bismillah. Elem neşrah leke sadrık ve vudana hanke ve sekret. Ekfeynine mal ve sürü sürü. Elem neşrah leke sadrık ve vudana on beşer ihlas-ı şerif. Mal besmele-i şerif. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Fatiha-i Şerife me'al Besmele-i Şerife emz. Elhamdülillah. Üçer salavat-ı şerife. Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süver-i Celile'yi, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sebabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh pakine, cümle peygamberler aleyhi salavat ve teslimatın ervai paklerine, cümlesinin ehl-i beyt, el, ashab, etbalar, rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin ervah kutsiyelerine, bil cümle ahirete itihar eden müminat rahmetullah aleyhim ecmain ervahına, hasreten kendisinden feyiz aldığımız, eserinden yaralı Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazlarımız, bizlerin üstazları, eserinden yaralı üstazlarımızın ervahı, burada bulunan bizlerin, ayrı göçmüşlerimizin ervahı, şühedanın, kuzatın ervahını hediye edip vasıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecende yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil, ahlakımızı güzel, rızkımızı helalinden bol, ömrümüzü hayırlısıyla uzun, akıbetimizde hayır eyle. Güzel vatanımızı ve tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Ya ilahel alemin, bizi kendine layık kul, Habibi edimi layık ümmet eyle. Bizi bir an bile yalnız bırakma, elimizden tut ya Rab. Ya ilahel alemin, Ya İlahi Arramin, Ya Arhamer Rahimin, şu dualarımızı salih kulların Kabe'de, Mescid-i Nebevi'de ettiği, kabul buyurduğun duaların aslına dahil eyle. Bize de güzel dua etmeyi nasip eyle. Güzel Kur'an'ı okumayı, ahkamıyla amel etmeyi, Efendimizin sünnetlerini hayatın rehber edinmeyi, Efendimizin duasını, sevgisini, şifatını kazanmayı nasip eyle. Sübhanekallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirke ve netubu ileyk. Sübhane rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.